Merhaba sayın seyirciler, Avrupa gündemine hoş geldiniz. Bugüne kadar Avrupa gündeminde korona döneminde çalışanların sorunlarını dile getirdik. İşçilerin sorunlarını dile getirdik. İşe gitmeyenler ne yapıyor onları gündeme getirdik. Bugün ise bir sanatçıyı ekrana getiriyoruz. Sanatçılar korona döneminde neler yapıyorlar? Çünkü biliyorsunuz daha önce sahnede yer alıyorlardı. Bugün ise pek çok sanatçı sahnede yer almıyor. Onlar da evde karantinada bekliyorlar. Şu anda ekranda Sayın Mikail Aslan'ı görüyorsunuz. Değerli sanatçımız. Onunla korona günlerini konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk sevgili Yücel. Nasıl gidiyor koronada? Herkes eve kapanmış durumda. Almanya'da yaşıyorsunuz. Her ne kadar sokağa çıkma yoksa herhalde siz de çocuklarla birlikte evdesiniz. Evet, bizler de sizler gibi çocuklarla beraber evdeyiz. Sanatçıların tabiatı gereği çok hareketli bir yaşamları var. En çok etkilenen bence sanat alanındaki insanlardır. Çünkü Evet. bizim sadece 3 ayımız bundan dolayı etkilenmedi. Genelde etkinlikler ve konserler. Bütün şu ana kadar planlanan bütün programlar, konserler iptal edildi. Çünkü benim bildiğim kadarıyla önceden aşağı yukarı her hafta sonu bir yerde bir konserim vardı. Evet. Yani sadece 3 aylık konserlerimiz değil. Normalde biz zamanlarda Eylül ve Ekim konserlerini organize ediyorduk. Evet. Doğal olarak şu andaki durumlardan dolayı önümüzdeki 7-8 ay tamamen işlerimiz durmuş durumda. Doğal olarak insanlar da 3 ay sonra 4 ay sonra ne olacağını bilmedikleri için bir konser planlaması da şimdiden yok. Yani demek istediğim bizimki daha uzun sürecek diye düşünüyorum. Yani insanların tekrardan kalabalık ortamlara gitmesi, o güvenin tekrardan gelmesi, o korkunun tekrar aşılması. Bu bayağı bir zaman alacak. Yani sanatçıların en az bir yıl boyunca yani bu duruma kendilerini motive etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Önümüzde Tabii zor. şeyde sanatınızda yani şu anda icra edemiyorsunuz. Yani en çok sizi besleyen izleyicilerle bir araya gelemiyorsunuz. Bu nasıl bir duygu bu süreçte? Ya insanoğlu her yeni ortama kendisini alıştırmaya çalışıyor. İnsanoğlu bu konuda çok şey yeteneklidir. Ama ilk 2-3 hafta zorlanacağız diye düşünüyorum. Yani yeni bir duruma zorlanacağız diye düşünüyorum. Ama ondan sonra kendi alternatiflerimizi arayacağız. Yani ne olabilir? İşte Instagram üzerinden belki evde kal konserleri yapılabilir. YouTube üzerinden bazı şeyler yapılabilir. Fakat bütün bu yapılacak etkinliklerin maddi bir geliri olmadığı için veya da çok yani cüzi bir maddi geliri olduğu için bence Evet. sanatçılar en çok da zaten durumlar yani iyi değildi. Genelde bizim gibi yani bizim alanda Süreçte sanatçıların finansman sorunu büyük büyük bir problem çünkü her tarafta. yani sanatçılar açısından maddi anlamda çok büyük zorluklar gelecek. Bu noktada kendimizi hazırlamamız gerekiyor diye düşünüyorum hepimizin. Evet, Almanya'da öyle bir değişik programlar açıklandı. Hani hükümetin 750 milyarlık bir bütçesi açıkladı. Orada sanatçılara ayrılan bir bütçe yok mu? Bir de Türkiye ile bir kıyaslama yapabilir misin o konuda? Türkiye'de de çünkü para toplama meselesi başladı şimdi. Para vermeden ziyade para toplama başladı. Evet. Avrupa'da Freiberuflich olan sanatkarlara yani kendilerini işte o şekilde mesleki olarak Künstler Sosyal Kasadan geçinen bir sanatçı grubu var. Bunlara yönelik bir ekonomik paketi açıklandı. Bizler de onlara tabii ki yeni yeni yani başvuruyoruz. Fakat kolay değil. Bir sürü belgelerin toplanması gerekiyor. Yani bayağı bir bürokrasi işi. Sonuçta bütün bu belgelerden sonra gerçekten yani bir destek olunacak mı, olunmayacak mı? Çünkü bazı arkadaşlarımız başvurmuşlar. Nedense yani kendilerine yani red cevap verilmiş. Herhangi bir Evet. Orada da evet. Hemen yardım. doğrudan bir yardım şeyi yok yani.
Yok yani ben de şu anda işte bazı belgeleri toplamaya çalışıyorum. Çevrede nasıl olur, nasıl biter diye. Sonuçta gerçekten söyledikleri gibi sanatçılara faydası dokunur mu? Bunu da artık yani bu tecrübe edindikten sonra göreceğiz. Türkiye'de de hükümet bir yardım kampanyası başlattı. Korona döneminde halk, sanatçılar, siyasetçiler, kurumlar bize para yardımında bulunsun dedi ve şu anda da bazı sanatçılar da bu yardımda bulunuyor. Bunu nasıl değerlendirirsin? Devlet ne için var? Normalde işte devlet bu zor günlerde kendi halkın yanında olması gerekiyor. Bu günlerde de halen devlet ve hükümet sanatçılarından, yoksul halkından bir şey bekliyorsa ne diyelim yani? Evet. Normalde yani devlet, görüyorsunuz Avrupa'da işte Almanya'da, Fransa'da değil mi? Bu tip ülkeler böyle sıkıntılı dönemlerde bir paketleri var ve bunu daha önceki zamanlarda hazırlamışlar. Yani artık kıtlık mı olur? Veba hastalığı mı olur değil mi? Virüs mü olur bu tip noktalarda? Olağanüstü durumlar vardır. Yani bunun için çalışmış önceden bir paket hazırlanmış. Yani bugünkü zamanlarda devletin kendi sanatçılarından, yoksul halkından yani destek alması ve de istemesi bence çok etik bir şey değil. Evet. Çünkü onların zaten maddi durumları ortada. Sanatkarlar maddi durumda ortada. Evet, belki böyle popüler müzik alanında birkaç tane insan olabilir. Ama genel sanatkarların durumu zaten ortada yani. Sanatçılar nasıl destekleyebilir ki bu böyle bir durum maddi Evet, anlamda? hükümet yanlısı sanatçılar tabii ki görünmek için böyle bir destek yapıyorlar. Bizim Evet. de bu şeyde görüntü olmamız lazım diye. Evet. Sürecin biraz uzun devam edeceği anlaşılıyor. Birkaç ay, demin sen de söyledin. Ne zaman biteceği belli değil. Burada bir sanatçı olarak bir Zazaca'da duyuru yayınladın sosyal medyada. İnsanların kendi sağlıklarını koruması için en son olarak nasıl bir mesaj vermek istersin? Şöyle bir durum söz konusu. Çoğu insanımız özellikle memlekette şu anda olan akrabalarımız, yakınlarımız maalesef bu süreci tam olarak yani anlayamıyorlar. Avrupa'daki insanlar daha bilinçli ve ilk açıklamalardan 3-4 gün sonra herkes evine kapandı. Ama bakıyorum şimdi haberler alıyoruz. İşte Dersim'de, Erzincan'da insanlarımız böyle durumları tam olarak anlamamış. Yani herkes dışarıda işte keyfine bakıyor, bize bulaşmaz diye düşünceler söz konusu. Buradan çağrı yapıyorum. Yani bu işi kulak ardı etmeyelim. Özellikle yaşlı insanlarımızı koruyalım. Biz mesela annemizi dışarı çağırmıyoruz fazla. Evet. Tabii birazcık yürümesi lazım yaşlı. Bunun için de yani aramıza mesafe koyarak İşte parka gittiğimizde de böyle çok kalabalık olmayan yerlerde dolaşıyoruz. Ama onun bütün alışverişini, her şeyini biz kendimiz karşılıyoruz. Kapıda kendisine teslim ediyoruz. Çünkü burada en çok yaşlılar bundan etkileneceği için belki gençler bir grip gibi de atlatabilir. Ama yaşlılarımızı korumamız açısından çevremize karşı duyduğumuz sorumluluklar çok önemli. Özellikle yaşlılarımızı koruyalım ve onları alışveriş merkezlerine, dükkanlara ve benzeri yerlere göndermeyelim. Onların bütün ihtiyaçları kendimiz karşılayalım. Özellikle bu konuda bir duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Diğer taraftan da küresel bir kriz var. Küresel bir veba hastalığı var. Bizim dilimizde herhalde çor diyor, Evet. biliyorsun herhalde. Yani çor, Evet. çor kutu. Yani veba anlamında. Tabii gönlümüzü pek tutmamız lazım. Çok yani kendimizi daraltmamamız lazım. Karamsar olmamak lazım bu süreçte diyorsun. Evet. Dünyada olan, kainatta olan hiçbir şey sebepsiz değildir. Her şeyin bir sebebi var, anlamı var. Bunu doğru okumamız gerekiyor. Biz gerçekten tabiata karşı, kendimize karşı, birbirimize karşı davranışlarımız çok hordu. Horca Evet. davrandık. Umarım ki bu hastalık yakın zamanda tedavi bulur, buna yönelik bir ilaç bulunur ve bununla beraber de dünya üzerinde olan haksızlıklar, vicdansızlıklar, birbirimize karşı mesela olan öfkemizi değil mi? Korona Ötekileştirme. çok iyi ortaya çıkardı diyebilir miyiz bunu? Yani insanca dayanışmayı,
kardeşçe bir arada yaşamayı, bu zor dönem herhalde daha çok aradığımız bir şey oldu. Şöyle bir etkisi var. Yani insanoğlu bir evine kapanınca ya biz ne yaptık? Niye böyle oldu? Kendi iç sesini dinlemeye de biraz zamanı oluyor. Evet. Yani düşün, günlük yaşam içerisinde sürekli orada burada değil mi? Yani böyle günün getirdiği o bir monoton yaşam söz konusu. Orada kendi iç sesini duymaya da zamanı yok. Şimdi insanlar evine kapanınca iç sesini duymaya birazcık zamanları oldu. E tabii ki insanoğlu burada düşünüyor yani. Biz ne yaptık? Nereye gidiyoruz? Acaba burada bir payımız var mı? Değil mi? Yani herkes kendini yani böyle sorgulamaya başlıyor. Önemli olan bunlardan ders çıkarmak. Umarız ki bütün bu durumlar içerisinde yeni dönemde bir bilinçlenme dönemi, bir saygı ve hürmet dönemi başlar. Tabiata karşı, birbirimize karşı. Yani ne diyelim, yani pozitif düşünelim. Bir bilinç, aydınlanma gerekiyor. Bu konuda, evet. Bu konuda da sanatçılara, aydınlara büyük görevler düşüyor. Bu tecrübelerini insanlarla paylaşsınlar. Yani evimizde kapattığımızda, evet. Sesimiz dinlediğimizde ne hissediyoruz, ne dersler çıkarıyoruz değil mi? Bunları halkımızla paylaşsınlar. İnsanlar birbirleriyle bunları paylaşsınlar. Evet, peki. Çok teşekkürler bu görüşlerin için, anlattıkların için. Evet sayın seyirciler, bu programımızda Sayın Mikail Aslan'la korona günlerini konuştuk. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere, hoşçakalın. Son dakika güncel gelişmeler, gazeteci Yücel Özdemir'in yorumuyla Avrupa Gündemi programında izleyebilirsiniz. YouTube kanalına abone olabilir ve videolarından anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayınız.